Öyle. Şimdi öyle bir takdim dedik ki, öyle bir takdim var ki, burada bir Buhari şeyini almış mesela, İmam Buhari'den bir hadis almış. Diyor ki, hemen belirtelim, hadis edebiyatının en sahihi kabul edilen Buhari'de kader ile imanı yan yana anan, kadere imanı bir iman esası olarak vaz eden bir tek hadis yer almaz. Buhari ünlü Cibril hadisine sorumlu da olsa yer verir. Orada 5 iman esası sayılır, kadere iman maddesi yer almaz. Bu hadisin tüm rivayetlerini karşılaştırdığımızda hadisin başından çok yol kazası geçtiğini anlıyoruz. Cibril hadisi olarak yola çıkan rivayetin başından o kadar çok iş geçmiştir ki yolun başında tek iken yolun sonunda sırat-ı müstakimden çıkaracak onlarca farklı rivayete dönüşmüştür. Mesela yukarıda ele aldığımız kadere iman ilavesi mutulabilmiş Buhari rivayetini ele alalım. Bu rivayette Kur'an'ın 3 yerde yan yana saydığı 5 iman esasının naklinde dahi ravilerin özensizliği dikkatten kaçmaz. Buhari rivayetindeki 5 esastan ikisi şu: onunla karşılaşacağına ve öldükten sonra dirilmeye iman. Oysa bu ikisi aynı şeydir. Ayrıca Kur'an'ın saydığı kitaplara iman şartı unutulmuştur. Gelelim Müslim'e, atlayarak gidiyorum. Buhari'nin naklettiği hadisi talebesi Müslim de nakleder. Hem de 3 farklı isnat zinciri, isim zinciriyle. İlk zincirdeki 4 ravi Buhari ile aynıdır, metinde kadere iman ilavesi yoktur. Kur'an'a en mutabık Cibril hadisi budur. Rivayet Kur'an'da sayılan 5 iman umdesini tas tamam sayar. Fakat ikinci zincirde Buhari ile aynı olan ravi sayısı 3'e, üçüncü zincirde ise 2'ye düşer. Burada iş karışır. Kur'an'da olmayan kadere iman ilavesi buraya eklenivermiştir. Sözün özü, Müslim aynı hadise 3 kez yer verir, birinde kadere iman ilavesi yer almazken diğer ikisinde yer alır diye devam ediyor. Evet. Yani Buhari bu rivayete yer vermiş, Buhari'de kadere iman yok. Sonra Müslim'e geldiğinde Müslim'in kabul ettiği isnat zincirindeki bazı raviler kadere iman ilavesini buraya eklemişler, zammetmişler. Bu bir yol kazasıdır. Şimdi daha önce ben bu arkadaş hakkında bir takım tenkitler yazdım. Ve kendisine de zımnen ya da sarahaten dedim ki, sen hadis ilimlerinden anlamıyorsun, hadis işine girme, mahcup oluyorsun, kendini mahcup ediyorsun, hadis işine girdikçe pot kırıyorsun, çam deviriyorsun, bu işe girme kardeşim, bu senin işin değil. Ha, hangi iş benim işim diyeceksin, meal yazdı da çok mu düzgün yazdı diyeceksin. Yok. Yani insan Allah'tan korkar. Şimdi ben bu Cibril hadisi diye bilinen bu hadisin Buhari'den önceki kaynaklarda yer alan versiyonlarını araştırdım. Şunu da söyleyelim, bu konuda yapılmış bir tez çalışması var. Merak edenlere, bu tez çalışmasından ben çokça istifade ettim. Merak edenlere onun adını da verelim. Ankara İlahiyat'ta yapılmış bir tez çalışması bu. Doktora tezi Bekir Tatlı tarafından yapılmış. Hadis tekniği açısından Cibril hadisi ve İslam düşüncesine yansımaları diye. Şimdi bu kadere iman ilavesi Müslim'de olmuş. Müslim'e gelene kadar kadere iman yokmuş filan vesaire. Şimdi Buhari Müslim öncesi hadis kitaplarına baktım. Gerçekten metinde hayli farklılıklar var. Sadece kadere iman meselesinde değil, hadisin metninde yer alan daha başka ana unsurlarda bile çok farklılıklar var. Mesela Ebu Davud-u Tayalisi de ahirete iman yerine iman sayılırken mel iman ya Resulallah diye soruyor Cibril Aleyhisselam. Efendimiz de imanı sayarken ahirete iman yerine ölüm ve dirilişe iman diyor, cennet ve cehenneme iman diyor. Ayrı ayrı zikrediyor bunlar. İbn-i Ebi Şeyben'in rivayetinde sadece kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili soru ve cevap var. İman yok, İslam yok, ihsan yok. Soruların bu kısmı yok. Bir diğer rivayette sadece İslam var. Onu tarif ederken de Efendimizin şehadet cümlesini zikrettiği kısım yok. Gene İbn-i Ebi Şeyben'in bir diğer rivayetinde iman tarifinde kader, İslam tarifinde ise hac yok. İbn-i Ebi Şeyben'in 4. rivayetinde sadece kıyamet ve kıyamet alametleri var. İman, İslam, ihsan yok. Ahmet bin Hanbel'de
iman tarif edilirken kitaplara ve peygamberlere iman kısmı yok. Gene Ahmet bin Hanbel'in bir rivayetinde bunlar mevcut. Üçüncü bir rivayette İslam tarif edilirken cünüplükten yıkanmak diye bir madde var. Bu İmam Ebu Hanife'de de var. İmam Ebu Hanife'nin bir başka naklinde ki Ebu Nuaym tarafından kaleme alınan Müsned-i Ebu Hanife nüshası bu. Şehadet cümlesi ve ahirete iman yok hadisin metninde. İshak bin Rahüye'de kadere ve kitaplara iman yok, hac kısmı yok. İlahir devam ediyor. Bu neyi gösteriyor? Evet. Bu şunu gösteriyor. Cibril hadisi uzun bir hadis. Ve metninde birden fazla alanı ilgilendiren hususlar var. Çünkü bu kadere iman bahsinde zikredilmiş, başka bahislerde zikredilmiş, hadis kitaplarının değişik bablarında, kitaplarında zikredilmiş. İslam tarif ediliyor, iman tarif ediliyor, ihsan tarif ediliyor. Ondan sonra kıyametle ilgili, evet, kıyametle ilgili ve alametleriyle ilgili anlatımlar var. Dolayısıyla bu uzun metinli hadis nakledilirken, nakledildiği ortama göre, o anda konuşulan mevzuya göre hadisin belli kısımları naklediliyor. Ya bu hadis ilimlerinden ve hadis tarihinden bir parça haberdar olan herkesin bildiği bir şeydir. Bir hadis hele metni uzunsa ve çok çeşitli konular ihtiva ediyorsa, o hadisin bütün metni tam olarak nedir, nasıldır bunu ortaya koyabilmek için sahih tariklerinin tamamında zikredilen metni ortaya koymak lazım ki, durumun iktizasına, muktezasına göre ravi bazen ihtisar yapar, takti yapar hadisin metninde. Sahabe birisine bir olayı anlatırken, mesela İslam'ı anlatırken bu hadisin sadece Efendimizin "Mel İslamu ya Resulallah" sorusuna verdiği cevabı nakleder. Veya bir başka bahiste kıyamet konuşulurken bu hadisin sadece o kısmını nakleder. Yani o anda bağlam ne konuşuluyorsa, bağlam neyse bu uzun metinli hadisin tamamını nakletmez de ilgili bölümlerini nakleder. Şimdi bu hakikat ortadayken ve bunun hadis tarihinde çok fazla sayıda, gerçekten çok fazla sayıda örneği varken kalkıp bunu bir yol kazasına bağlamak, edepli, ahlaklı ve ilimden nasibini almış bir Müslümanın yapabileceği bir şey değil. Bu bir ön yargının ifadesi, kinini bir metne yüklemenin, kinine delil aramanın ifadesi, başka bir şey değil. Meselenin takdim tarzı gerçekten çok sıkıntılı. Yani dediğim gibi tekrar edeyim, Helmut Richter'in neşrini açın bakın, bu kini, bu öfkeyi göremezsiniz. Bu üslubu göremezsiniz. Evet. Şimdi Kur'an'da olmayan bir şartı imana sokmakta ısrar edenin Allah ile de, Allah'ın imanı Kur'an'dan öğrendiğini buyurduğu Resulullah ile de, imanın şartlarını belirleme tekelini elinde bulunduran Kur'an ile de sorunu var demektir. Örnekler sualtılabilir. Çok fazla mide bulandırmak istemiyorum. Bu tavır gerçekten sıkıntılı bir tavır. Kur'an'da kader var mı? Kadere iman var mı? Kadere iman diye ifade ettiğimiz şeyin içini doldururken bu ümmetin selefi Kur'an'ı tamamen ihmal mi etti, devre dışı mı tuttu, göz ardı mı etti? İşi gücü Efendimiz adına hadis uydurmak olan bu insanlar haşa ve kella. Kur'an'ın ilgili ayetlerini ne dediler, ne yaptılar? Ya gerçekten bir insaflı insanın sorması gereken şeyler bunlar. Evet, Kur'an'da kadere iman, iman şartları sayılırken ya da iman edilmesi istenen hususlar sayılırken bir madde halinde böyle bir formülasyon içerisinde zikrediliyor değil. Ama başka başka hususlar için de biz bunları söyleyebiliriz. Yani mesela geçen de birisi bir soru sormuştu bana. Birisi demiş ki kadının başını örtmesi İslam'ın şartları arasında yer almıyor. O zaman bunun farz olduğunu neye dayanarak söylüyoruz? İslam'ın şartları beştir ve arasında başörtüsü diye bir şart yoktur. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bunu biz imanın şartları arasında Kur'an'a iman zımnında söylüyoruz. Kur'an'a iman ne demek? Kur'an'a iman, Kur'an'ın bütün muhtevasına iman demek. Dolayısıyla bir kimse ben Kur'an'a iman ediyorum dediğinde zımnen ve icmalen Kur'an'ın ihtiva ettiği her şeye iman ediyorum demiş oluyor. Peygamber kıssaları zikrediliyor Kur'an'da.
ben Nuh diye bir peygamberin geldiğine iman ediyorum dese bir insan. Fakat Nuh tufanı diye bir hadise yaşanmamıştır. Bu mitolojik bir anlatımdır. Bu bir efsanedir dese. Bu insanın Kur'an'a imanı ya da Nuh peygambere imanı sahih olarak kabul edilebilir mi? Edilemez. Çünkü Kur'an'a iman ettiğini söyleyen bir kimse Kur'an'ın ihtiva ettiği bir şeyi reddetti. Bu adamın iman iddiası boş. Dolayısıyla Kur'an'a iman da buna benziyor. Kur'an'ın kadere iman da buna benziyor. Kur'an'ın muhtevası içerisinde yer alan ve bizim bu program silsilesinin birincisinde evet. bir kısmına değindiğimiz ayetlerde ap açık ve net bir şekilde kader, insanın yaşayacağı her şeyin önceden levh-i mahfuzda bir kitapta kayıtlı olduğunu ifade eden pek çok ayet var. Bu ayetleri nereye koyacağız? Şimdi buradaki Ali Cengiz oyunlarından birisi de bu. Kur'an'da kadere iman diye bir şey yoktur. Kur'an'da geçen kader kelimeleri ya da türevleri bir ölçüyü ifade eder, bir ölçülü yaratmayı ifade eder. Bir ölçülülük, bir belirli bir ölçüyü ifade eder diyor. Evet, belki kaderle ilgili doğrudan doğruya kader kelimesinin geçtiği ayetlerin bir kısmıyla ilgili bunu söyleyebiliriz. Ama bir kısmıyla ilgili ve daha başka kelimeler, kavramlar üzerinden ifade edilen daha pek çok ayetle ilgili bunu söylemek mümkün değil. O zaman özetle Kur'an'ın kadere iman meselesine yer verip vermediğini anlayabilmek, söyleyebilmek, ifade edebilmek için kaderle ilgili ayetleri, bütün ayetleri, hadi diyelim bir mealden ama karşılaştırmalı birkaç mealden takip etsin bizi izleyenler. Sadece İslamoğlu mealini okumasınlar. Hasan Basri Çantay mealinden de baksınlar.